Hanımlar beyler, bu videoda sizlerle Hot Wheels Premium Bulvar serisinin 71-75 arası modellerini inceliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde Hot Wheels Premium Bulvar serisinin 71 numarası Ford Escort RS Cosworth. Bu yıl bayağı bir Ford Escort RS Cosworth yaptı, farkındasınızdır. İnno'larda da bayağı sattık. Şeyde de ne o? Hot Wheels'ın da regularlarında yani böyle hatchback'i falan değil de sedan Escort'lar sattık. Biliyorsunuzdur, bu da artık Hot Wheels'ın premium'da çıkardığı 93 model Ford Escort RS Cosworth modeli. Escort'un benim için önemi büyüktür. Babamın zamanında 97 yılında sıfır aldığı bir araba, hala da araba yürür gider yani 97'den bugüne kadar, ki babam arabaya öyle çok düzgün bakmaz. Sevgili babacığım Escort'u alır, çıkar dağa gider, avlanır gelir, öyle arazide bile kullanır. Buna rağmen araba hala da dedim aküsünü değiştir yine gider yani. O yüzden Escort benim için önemlidir. Dediğim gibi zaten biliyorsunuz beni, Amerikancıyım hani. Ford'cuyuz. Sonuna kadar Ford'çuluk. Neyse, açıyorum arabayı. Hani şöyle kutu tasarımı artık biliyorsunuz aşağı yukarı. Seride Escort RS Cosworth, Volkswagen T1 panel bus, 99 Honda Civic Type R. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet. Impala SS ve Mazda Speed Miata. Açıyorum. Evet, vakitten kazanmak için daha önceden yırtmıştım bu şeyleri. Araba çok güzel ve ağır. Şöyle gösterelim. Gayet güzel. Gayet. Vallahi beklediğimden daha ağır bir araba. Gerçekten. Ön detayları görüyorsunuz. Gayet güzel. Şık. Artık teker teker şurasında şu detay var, burasında bu detay var diye şey yapmayacağım. Zaten görüyorsunuz arabayı. Yani çok da anlatmaya değer, uzun uzun anlatacak bir şey yok. Tekerler fırıl fırıl. Hastasıyız biliyorsunuz Hot Wheels tekerlerinin. Şöyle gayet Ford Credit yazıyor şurada. Evet. Arkası yine o işte plaka bölümüne çentik takacakları yeri plakayla kamufle ediyorlar. Bu akıllıca oluyor şey için. Şurada Escort RS Cosworth yazdığını görüyorsunuz. Gayet güzel, şık stoplar boyanmış. Arkadaki şu işte spoiler zaten ayrı bir hoş duruyor RS Cosworth'lerde. Alt tarafına baktığımda da güzel bir şurada yine egzoz detayı görüyorum. Tekerler tabii o işte. Diyorum ya, çok güzel bir araba. Gerçekten çok güzel bir araba. Hani evdeki innoları açtıracak neredeyse bana. Kaç tane ayıptır söylemesi, inno RS Cosworth'üm de var. 71 numara buydu. 72 numara şimdi bizim yine ünlü Volkswagen T1 minibüs. Yeni nesilden ziyade eski nesil daha çok şey üstüne düşüyor bu arabaların ama. Hani Hot Wheels'ın daha önceden yaptığı Volkswagen T1 panel baslarla da kıyaslayınca bu, evet. Yani ben bu serinin bütün arabalarını beğendim. Her seri Hot Wheels'ın daha önceden yaptığı arabaların daha da geliştirilmişi gibi duruyor çünkü. Şurada mesela T1 panel bası, tam bir çiçek çocuk arabası. Tam bir hippie arabası olmuş bu. Tam böyle o hani döneminin şeyine, ruhuna uygun renklendirilmiş diyeyim. Gerçekten güzel. Yani T1 panel bas dediğin tam böyle olur işte. Onu diyeyim size. Hani neydi o? Bu Bulvar serisinde daha önceden çıkan T1'ler falan var. Biliyorsunuzdur. Benim dükkanımda geldikçe zaten gördünüz. Ama bu şimdiye kadar bu Bulvar serisinde yapılan en güzel T1 panel bas olabilir. Gerçekten hani tam bir çiçek çocuk arabası ya. Ya bundan daha da T1'e benzeyen bir T1 olamaz yani. Ya gel, olabilir de bu tam böyle kıvamında güzel bir T1. Yine tabii külçe gibi ağır.
Bir araba. Sıradaki aracımız Honda Civic Type R EK9. Gördüğünüz gibi Hondacıları mest eden bir model olmuş yine. Şuradan açıyorum. Şöyle söyleyeyim, zannediyorum. Evet, Escort daha ağır diyecektim ama yok. Civic daha ağır şu anda Escort'tan. Şurada Casino CS logosunu görüyorsunuz. Önde yine işte Honda logosu ve farlar güzel boyanmış. Yani evet, farlar yani detay verirken güzel detay verilmiş. Belli. Şık. Tekerler tabii işte o Real Riders'ın efsanevi fırıldaklıkları. CJ's yazıyor burada. Arkada güzel dekaller var. Ne o? Hot Wheels Race Toyota and Chasing Jays yazıyor. Güzel. Evet. Güzel güzel. Bu arabayı çok isteyecek bir sürü insan tanıyorum. Tabii ilk aklıma gelen Erencim. Eren Honda geldi Eren. İzliyorsan eğer. Heh. Sıradaki aracımız Chevy Impala SS. Şuradan. Güzel, sade bir sedan. Yine hani olması gerektiği gibi. Şurada bir leke gördüm ama zannediyorum kolonya ile silsek çıkacak gibi duruyor. Oluyor arada böyle hatalar. Fabrikasyon. Hemen arkada Impala SS yazısını görüyorsunuz. Ya araba olabilecek en sade haliyle şu anda. Hot Wheels Premium Chevy Impala. Karşımızda stoplar. Efendime söyleyeyim. Yandan üstten görünüm. Tam bir böyle parmak izi toplama arabası olmuş. Yes. Alttan bakınca da böyle görüyoruz. Ve geliyoruz efendim Mazda'ya. Mazda ne, 2004 Mazda Speed Miata modeli. Bu arabanın mini GT'lerden alışık olduğumuz gibi gözleri açılmıyor. Yani farla o boyası çok güzel. Gerçekten Mazda'nın boyası çok güzel. Bak paketin içinde böyle belli olmuyordu. Mazda'nın gerçekten boyası çok güzel. O gülen araba şeyi ama işte hani farlar açılır kapanır far değil de sabit far olduğu için öbürü kadar şey değil. Ama işte araba ızgaradan dolayı gülüyor anime kızı gibi. Boyası harika. Yemin ediyorum Spectra Flame kullanmışlar bunda. Araba gerçekten ya evet. Yani kırmızı olsun 5 fazla olsun dedikleri bu. Harbiden çok şık olmuş boyası. Araba al beni al beni diye bağırıyor yani. Şuradan da baktım, şuradan değil, şuradan da baktığımızda üstü açık bir araba için. Ha, şu camdaki kırmızı şey, arabanın metal çerçevesinin bir parçası değil. Camın o çerçeve kısmını kırmızıya boyamışlar. Yani cam dediğim işte o plastik, şeffaf plastik üstünü kırmızıya boyamışlar. İçeriden baktığımızda bir Hot Wheels için gayet güzel detaylandırılmış olduğunu görüyoruz koltukla. Evet, bu güzel bir araba ya. Evet, yani bu setin hepsi gerçekten hoşuma gitti yine. Şık. Bunu da şuraya koyduk daha sonra. Hanımlar beyler, Hot Wheels Premium Bulvar serisinin 71-75 arası modellerini izlediniz, inceledik. Benim tabii favorim Escort. Sizin favoriniz ne? Altta yazın. Şurada en çok hangi arabayı sevdiniz? Neden? Alta yazın, etkileşim olsun, sohbet edelim oralardan. Dükkana gelin. Tekrar tekrar söylüyorum. Buyurun gelin dükkana. Dükkana gelin derken sadece işte gelin alışveriş yapın anlamında değil. Gelin yani işte. Buyurun gelin efendim. Hanımlar beyler, ben Saatmer Küçük Kuzucu, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.